Yahu Ketum abi, sen de iyice benim nüfuzuma yerleştin yani. Tamam, yemin ettin, anladık. Ama çoluk çocuk hiç mi merak etmiyor abi? Arada sırada bir eve mi uğrasan acaba? İyiyim böyle, iyiyim. Ama ben değilim abi. Neyse, tamam. Takıl kafana göre. Bu havada eldiven mi giydin Melda? Ay ne yapayım, o kadar suç mahalline girip çıkacağız. Parmak izim kalsın istemedim. Keşke biz de taksaydık. Ay siz böyle giyindiniz de ben niye böyle giyindim onu anlamadım. Buyurun hanımlar. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, Ketum abiyle tanıştırayım sizi. Ketum abi. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun. Melda Hanım, Sema Hanım, Peri Hanım. Peri'ydi değil mi? Evet, Peri. Ben de Ketum, memnun oldum. Bu ne biçim at? Ağzı sıkıysa demek ki. Vurduğunu söylemiyor belli ki. Ay, beni şimdiden bir heyecan bastı. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Hayırlı olsun. Bir şey olmaz. Evet, buyurun hanımlar. Buyurun, lütfen buyurun. Buyurun, buyurun. Siz şöyle geçersiniz. Geç Ketum abi. Sen de geç. Ketum abi. Böyle geç abi sen. Böyle. Efendimle bir arayız. Nasıl? Emin miyiz? Konsey peki? Demek yargılamak için benim mekanda toplandınız. Tamam. Geliyoruz. Yani geliyoruz derken geliyorum. Kendim ve ben Libya'yız. Kendim ve ben. Kaynananız seviyormuş. Aradığınız aksiyon ayağınıza gelmiş olabilir. Buyurun hanımlar. Buyurun. Evet hanımlar. Siz burada duracaksınız. Biz içeride olacağız. Buradan dinleyip izleyebilirsiniz ama sakın içeri girmek yok, tamam mı? Ay yok yok, girer misin? Yok canım. Ne işimiz var? Hoş geldin reis. Reis. Hoş bulduk arkadaşlar. Buyurun, buyurun. Demek ihanet kesinleşti ha? Yazık.
Reis, bir hata oldu. O resimler hep fotomontaj. Yalan. Yalan vallahi, ben buradan alıyorum yaladı kokusunu. Bence de sesi titriyor zaten. Bariz yalan olduğu belli yani. Fotomontaj diyor zaten. Hepsi sıkışınca aynı yalanı söylüyor. Ama Sherlock Holmes'ler konuştu. Ya bir susun da anlayalım ne oluyor. Ne ayarsın lan sen? Fotomontajmış. Bak, o da benim gibi düşünüyor. Çünkü ben biraz anlıyorum böyle şeyler. Seni hain seni. What? Yani öyle küfür etmeyelim bence. Yani bu sefil için ağzımızı bozmaya değmez. O manada. Hayırdır reis? Ne zamandan beri küfür umurunda oldu? Bu haine küfür etmeyeceğiz de kime edeceğiz? He? Geri tuttum. Gel benim kafada. Bir şey söyleyeceğim. Galiba ayakkabıları İtalyan marka. Pes ya, pes. Tamam da yani ben lüks ayakkabıları çok beğeniyorum ya. Elimde değil, dikkatimi çekiyor ister istemez. Hiç uzatmayalım reis. Vuralım gitsin. Hayır. Vurmak yok. Nasıl yani? Ne zamandan beri yok? Adam vurmama mafyasımız biz reis. He. Ya canım, artık öyle yapmıyoruz ya. Adam vurmuyoruz. Sorunlarımızı konuşarak çözüyoruz ya bir süredir. Öyle mi yapıyoruz ya? Ben daha oturup konuştuğumuzu görmedim. Direkt vuruyoruz diye hatırlıyorum. Benim de aklımda öyle kalmış. Gel tamamdır ya. Gel tamamdır. Doğru söyle, vuralım gitsin adamı ya. Ay yani vuralım diyorsun adama. Ne yapalım Melda? Neticede ihanet etmiş adam. Ne yapalım, sarıp sarmayalım, indirsinler gitsinler işte ya. E bana göre de vursunlar. Ben fikrimi değiştirdim. Öldürsünler bitsin. Yani bence şiddet çözüm değil. Bence de reis çok haklı. Şiddetle bir yere varamayız. E biz hep varıyoruz. He. Ama yani hayatımızda bir değişiklik yapma zamanı gelmedi mi arkadaşlar? Bu şiddet, şiddet nereye kadar? Reis, bak sende bir haller var. Senin bu durumun beni hiç sarmıyor. Vallahi beni de sarmadı ya. Bu ne yumuşaklık reis efendi, vur gitsin işte adam ya. Yok Melda, tamam sen de abarttın, iyice bambicansına bağladın ha. Ay yavaş. Ya duyarlarsa duysunlar Sema. Hatta birini bir vurmayı beceremiyorlar. Bu ne yumuşaklık ya? Ay ne oldu sana bu gece Melda? Dişe diş, kan akkan. Racon bu Sema. Kız oksijeni mi düştü buranın sen? Hayırdır ya? Durduk yere bütün şüpheyi üzerine çekiyorsun reis. Ya öyle değil Libya reis. Ne bileyim, sürekli uyguladığımız bu katıksız şiddet ruhuma iyi gelmiyor. Onu demek istiyorum yani. Vurduğumuz her insan içimizde bir yük olarak kalıyor. Artık bu yükleri azaltmanın, hatta bu yüklerden tamamen kurtulmanın zamanı değil mi? Bunu diyorum. Bir düşünelim diyorum. Ha. Ölmedik. Hayatta kaldık. Ama öldürmeyerek ruhumuzu da kurtaralım diyorum. Hemen diyorum. Yani hemen karar vermek zorunda değiliz diyorum. Bir düşünelim diyorum. Budur yani. Bence de bir düşünün bunu. Ölmemek, can kurtarmak, öldürmemek, ruh kurtarmak falan. Bu metaforu iyi, buradan yürüyün bence. Vuralım gitsin. Düşünelim. En son 30 sene önce düşündüm ben. Onda da başıma gelmedik kalmadı. Düşünmek iyi fikir bence. Sen sus! Ya bir düşünelim. Yeni fikirlere açık olalım. Oğlum ya, nasıl düşünelim? Düşünelim de ya. Allah ya. Koskoca reise bak, edebiyat parçalıya parçalıya ihanet etmiş adamı zorla affettirecek ya. Ay bir sene Melda. Kafayı mı yedin sen? Ya ne demek bir sene Sema? Koskoca reise bu halinde tekerlek mi desinler dedirtmem. Daha oksijen mi gelmiyor sana? Hayırdır inşallah ya. Dedirtmem! Melda!
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.